Muharebe Okulu'nun girişi. İsmi değişti mi bilmem. Motosiklet park alanı diye bir şey koymuşlar oraya ya. Helal olsun. Yani askeri nizamlar işte böyle. Muhabere parkı diye de buraya yazmışlar zaten. Selam arkadaşlar. Bugün Ankara'da soğuk bir gün. Şu an eksi bir derece civarında. O yüzden kat kat giyindik gene. Etkilenmeyelim diye. Yolumuz uzun. İlk önce bir Mamak'a gezeceğiz. Ne demiş? Mamak daha güzel olacak demiş Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Bu gördüğünüz kısımdan itibaren Mamak başlıyor. Bugün Mamak'a gezmek istiyorum. Uzun zamandır gitmek istiyordum fakat bir türlü kısmet olmuyordu. Bu soğuk Ankara Ocak gününe denk geldi gezimiz. Sol tarafta Muhabere Okulu. Şehitler için dikilmiş bir ne derler? Anıttı. O büyük bayrağın olduğu yer. Ankara'nın büyük ilçelerinden biri Mamak. Samsun yoluna doğru genişliyor. Uzuyor hatta gittikçe diyebiliriz. Şuradan bir girelim. Biraz gezelim. Ekmek kuyrukları. Ekmeğin fiyatı 1,5 lira oldu. Hiç zamdan haberimiz de yoktu. 1 Ocak günü çat diye zam geliverdi. Eskiden 10 kuruş artacak diye ekmeğe bir yıl tartışılırdı. Yok artsın yok artmasın diye. Artık hiç. Yani ekonomik gelişmelerden dolayı oluyor herhalde bu tip şeyler. Çat diye 1,5 lira yaptılar. Belediye ama kendi sattığı ekmeğe zam yapmadığı için herkes belediyenin halk ekmek büfelerinden alıyor. Demin gösterdiğim askeriye muharebe okulu. Bunun bir devamı da burası. Makine ve maske fabrikası. Maske derken gaz maskesinden mi bahsediyor acaba? Evet, ondan bahsediyor bence. Muharebe okulunun girişi. İsmi değişti mi bilmem.
Motosiklet park alanı diye bir şey koymuşlar oraya ya. Helal olsun. Yani askeri nizamlar işte böyle. Muhabere parkı diye de buraya yazmışlar zaten. Ankara işte içerideki askeri kışlaları sayesinde biraz olsa da yeşilliğini koruyabiliyor. Bunlar da olmasa zaten fecaat. Nasıl fecaat? Şöyle fecaat. Bulunan her yere ya alışveriş merkezi ya siteler, boy boy sıra sıra apartmanlar dizildiği için yeşillik gitgide ölüyor. 60 evler tarafına gelmişiz. Şuradan aşağıdan caddeye çıksak, öyle gitsek. Aşağıdan gitmiştik. Buradan gelip aşağıya dönmüştük. Şimdi tekrar buradan geçiyoruz. Biraz daha aşağıya gidip belki oradan da girerim bir yerlere. Biraz da Boğaziçi, Tuzluçayır ve Abidinpaşa tarafı. Aslında Abidinpaşa tarafına pek gitmeyiz de. Boğaziçi ile Tuzluçayır'ın belki bir kısmını da gezelim. Karşı taraflarda Üreğir herhalde.